Hayır söz, hayır fikir, hayır amel, doğru söz, doğru ki doğru amelle yüreğinize ata güneş olsun. Bugün biz yeniden Atabey Türk Ozağı'nın Genel Başkanı Hüseyin Agavezi'nin yazdığı Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma kitabını devam ediyoruz. İsrail'in alçak saldırıları sonrası kendine bir konum belirlemeye, Müslümanların duygularını sömürmeye çalışan Adalet Kalkınma Partisi, o için her şey yapan hallerini giren vicdan sahibi insanlar. Irak'ta öldürülen 1,5 milyon Müslüman için neden bir ses çıkarmadığını sıkça sormaya başladılar. Bir doğru adına diğer doğru terk edilmez ölçüsünde olaylara baktığımızda, İsrail'in alçak saldırılarında ölen Müslümanlara sahip çıkıldığı gibi Irak'ta, Afganistan'da öldürülen Müslümanlara sahip çıkmak da bir insanlık vazifesi olmalıydı. Adalet Kalkınma Partisi nedense bu insanlık vazifesini hiç yerine getirmedi. Adalet Kalkınma Partisi normalde İsrail'in öldürdüğü insanlara falan da sahip çıktığı yoktur. Bu sadece İsrail üzerine Müslümanları istismar oyunu oynamaktadır. İsrail'le her türlü işbirliğine devam eden Adalet Kalkınma Partisi sadece istismar oyununa malzeme yaratmaya çalışmaktadır. Halbuki İsrail'in alçak saldırısından kısa bir süre önce Hakan Albayrak, İsrail'in ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı üyeliğine Türkiye'nin oyuyla kabul edilmesine yönelik İsrail utanç başlıklı bir yazı yazmıştı. İsrailliler, bu üyeliği bizim için tarihi bir zaferdir. Rüyamız nihayet gerçeği oldu diye bayram ediyorlardı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan, One Minute tavrının bu teşkilatın somutlanmasını beklemiş olan İslam dünyasını ise derin bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Albayrak yazısını utanç içindeyiz diyerek bitirmişti. İsrail ile her türlü işbirliğine devam eden Adalet Kalkınma Partisi içinde lafı hiç eğip bükmeden söyleyelim. Mavi Marmara konusunda İsrail'e gösterdikleri tepkiler için hükümete ve Cumhurbaşkanına, yani Abdullah Gül'e minnettarım. Başımız yere eğdirmediler şeklinde cümleler kurmuştur. Perde arkasında İsrail'in her türlü işbirliğini sürdür. Ama toplumun gazını almak için kamuoyu önünde bağır bağır bunun adı İsrail haddini bildirmeyi olsun masalını tıpkı hutbe okur gibi çok iyi anlattılar. İsrail'in yol arkadaşı, hedef ortağı Adalet Kalkınma Partisi olduğundan farklı göstererek Müslümanların sırtından hançerlemektedir. Adalet Kalkınma Partisi İslam dininin hiçbir ölçüsü önemli değil. Onlar için bu dünyanın nimetlerini elde etmek ve korumak mühimdir. Öyle bir ölçüleri olsa ABD'nin İslam dünyasına düzenlediği Haçlı seferlerinde önünden yol açan olamazdı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ve kriptoluk. Malumunuz, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting için gitti gideceği şehrin caddelerinin ilan panolarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişler yer almaktadır. Bu afişlerde genel Erdoğan'a sağ eli sol göğsünde bir selam poz verdiği fotoğraflar yer almaktadır. Çocukluğumda beri bu selamı derviş selamı olarak bilirim. Orkan Gencebay sık sık berhudar ol diyerek bu selamı kullanır. Eminim ki birçoğumuzun öyle bir bilirsiniz. Fakat nadir bir Hacı Bektaş minyatüründen başka bu selama hiç rastlamadım bu zamana kadar. Odatv.com sitesinde yer alan bu yazıdan sonra aklıma bazı şüpheler düştü. Yazıdan selamlama ilgili kısmı aktarıyorum. Ve Tanrı ona dedi, şimdi elini koynuna koy. Müsevilerin kutsal kitabı Tevrat çıkış bab 4.6. Konversoların mezar taşlarındaki gizli sembolleri, devrik haç, çerçeveli fotoğraflar elini koynuna Karmel Katolik mezarlığındaki kripto, Yahudilere ait mezarlıklar, Chicago. Resmi göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uzatılması akasya motifleri ve obelisklerdir. Bu İstanbul'da biliyorsunuz Sultanahmet Camisi yakınlığında tapınakçıların koyduğu bir aslında Bizans İmparatorluğu'nun olduğu bir semboldür. Yani dünyanın büyük şehirlerinde bu resimlere rastlarsınız.
Yani bunlara Tanrı'nın ulu memarlığı diyorlar. Yani aslında tapınakçılar bizim inancımıza göre, Azerbaycan inancına göre aslında Ehrimen Tengrisine inanmaktır. Bu şer tanrısına inanan kesimlerindir. Yani zenginlik taşıyan insanların ve toplumda saygınlık kazanan insanların üye olduğu bir teşkilattır. Aslında bu buna masonluk da diyebiliriz, fark etmez. Uzatılması akasya motifleri ve obelisklerdir. Sağ elin koynuna uzatılması İspanya, Portekiz, İtalya'nın ...1492-1940 Converso dönemi, yani kripto, Yahudilerin birbirlerini tanımak için resimlerinde, mezar taşlarında kullandıkları gizli bir işarettir. Kripto aslında Da Vinci'nin, yani Rönesans döneminde olan Kod Da Vinci şifrelerinin, yani Dan Brown'un yazdığı Kod Da Vinci şifrelerine benzeyen bir şeydir aslında. İsrail'in Aharonot gazetesine göre Cumhurbaşkanı Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan son yıllarda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kötüleşmesine rağmen sahip olduğu gemiyle İsrail'e ticaret yapmaya devam etmiş. Gazete Burak Erdoğan'ın 95 metrelik dev yük gemisi Safran'ı da defalarca İsrail'in Aşdod Limanı ile Türkiye arasında her iki yönde kargo taşıdığını yazıyordu. Gemi en son olarak İsrail resmi üzerinden 3 ay önce 12 Ocak Aşdod Limanı'nda yanaşarak kargo indirip kargo almıştır. Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail ile sadece savunma sanayine yönelik ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtiyordu. Yalnız çocuklar AKP kadroları Filistin Filistin diye bağırmıyorlarmış. Ne diyorlarmış? Para para. AKP kadroları boyunlarında Siyon madaları geziyor. Biliyorsunuz Siyonizm aslında 1895 yılında Theodor Herzl tarafından Büyük Basel Kongresi'nde ilan edilen bir Büyük İsrail Milli Özgürlük Hareketi'nin bir örneğidir. Aslında Siyonizm, Siyon dağının eteğinde yaşayan arz-ı mevut olan toprakların, kutsal toprakların, yani müsevvilerin kutsal toprağı olan, yani Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in ilan ettiği kutsal toprakların, Hazreti Süleyman'ın kutsal saydığı toprakların, yani Kudüs'ün bir başkent olması ve Büyük İsrail Devleti'nin kurulması projesi sayabiliriz. Yahudi dünyasından madalyalı Türkiye'li devlet adamları. 1. Cumhurbaşkanı Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yahudilerden üstün cesaret madalyası aldı. Yahudi lobisi 104 yılda sadece 10 kişiye bu ödül verdi. 2. Eski Dışişler Bakanı ve Başbakanı Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. ABD Kongresi'nden Woodrow Wilson Kamu Hizmet Ödülü aldı. 8 Ekim 1918 yılında Wilson prensiplerinin 12 ilkesi Türkiye'nin bölünmesi amacıyla. 3. Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. 2010 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Yılın Devlet Adamı ödülünü almıştır. Bu kuruluş aslında Türkiye'nin bölünmeye, Osmanlı İmparatorluğunu yıkan Sevr Sözleşmesi'ni hazırlayan kuruluştur bu. 4. Egemen Bağış, İstanbul Patrikhanesi'nin bağlı merkezi New York bulunan Aziz Havari Andrew Tarikatı'nın Dini Özgürlükler Ödülü'nü Brüksel'de aldı. Tarikat Patriği'nin ekümenlik iddiasını yürütüyor. 5. Mehdi Eker, Fransa'nın meslektaşı Stéphane Le Foll'un elinden Şövalye Liyakat Nişanı aldı. Yahudiler Erdoğan için dua etti. 30 Avrupa ülkesinde kutlanan Yahudi gününün Türkiye'deki töreninde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua ediliyordu. Haber babasında yer almıştı. Galata Neva Shalom Sinagogu'nda Yahudi gününün Avrupa kültürü etkinliğinde yapılan törende Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin selameti için dua edilecek. Yakında kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nda bayramımız Cumhuriyetimizin 91 yıl dönümü tüm milletimize, tüm ulusumuza kutlu ve güzel günleri beraberinde geçsin. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilebet paydar kalacaktır şeklinde konuşmuştur. Konuşmanın ardından Hahambaşı İzak Haleva ve görevliler Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için dua etti. Programa bazı belediye başkanları da katıldı şeklinde basına yansıyan haber dikkat çekiciydi. Masonlar ve Adalet Kalkınma Partisi 19 Ekim 2012 tarihli açıklamayla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'da yapılan Medeniyetler İttifakı konulu toplantısında hadsiz seferleri İslam dünyasına medeniyet getirmiştir ifadesi üzerine masonluk üzerine yazan yabancı kaynakların Türkçe'ye tercümesi şeklinde hazırlanmıştır. İşte haberin küpürlerinden birisi aşağıdaki resimdir. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarih hocaların yaklaşık 1000 yıldır Vatikan'ın, Fener Rum ve Moskova Ortodoks Patrikhanelerinin işbirlikçileri olan Sabi Yezid, Süryani Yahudi Arapların ikinci soyları oldukları açıktır. Bunlar